Her zaman kardeşlerimize bizim acizane bazı derslerde de zikrettiğimiz mühim bir mevzu var. İslamiyet'te düşünce, doğru düşünce her şeyin önünde gelir. Her şeyin önünde gelir. Mesela her şeyin derken inancın, itikadın, amelin, ibadetin fikre taalluk edip arkasında muamelat saklı, muamelat olan her şeyin başında doğru düşünce gelir. Doğru düşünceyi iyi kavrayamayan, doğru düşünemeyen insanlar itikatta, amelde, fıkıhta ve muamelatta sapmalar meydana getirir. Bu sapmaların farklılıkları doğru düşüncedeki arızayla, yanlışlıkla da doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tefekkürü, düşünceyi, akıl erdirmeyi, tezekkür etmeyi bol bol zikreder. Efela yakilun, fatebiru gibi tabirler. Efela yetefekkerun, düşünmez misiniz, akıl misiniz? Ey düşünce ve fikir ve akıl erbabı, niye nazar etmezsiniz diye meseleleri devamlı akla havale eder. Üstad Hazretleri de bu düşünce mevzunu nazara verirken muhakematın başında çok güzel bir kliş haline getirebileceğimiz veya diyelim ezberleyebileceğimiz veya vecize makamında düşünebileceğimiz bir ifade kullanır. Der ki akıl ve nakil taarruz ettiği vakit akıl esas itibar, nakil tevil olunur ama o akıl akıl olsa gerektir. O akıl akıl olsa gerektir. İşte bu sebepten dolayı kelamda, fıkıhta, İslami tefekkürde bir silsile vardır. Ayetler yani kitabullah hadis-i şeriflerle anlaşılır. Hadis-i şeriflerde anlayam anlamak için sahabenin hayatına intikal edilir. Yani kısaca bizim tefekkür alanımızda yani sıralayacağımız dört önemli konu vardır. Kitap, sünnet, icma ve kıyastır bu dörtlü canibinden bir meseleye yaklaşıp bakarsak Cenab-ı Hak bizi doğruyla, istikametle hem hal eder. Şimdi mesela bazı hoca kılıklı insanlar çok böyle süslü ifadelerle bize Kur'an yeter derken, Kur'an kafidir derken esasında bu üç merhaleyi reddederek insanların akıl ve fikirlerinin çatallaşmasına yanlış yorumlara zemin hazırlıyorlar. Zahiren gayet makul gibi geliyor. Allah'ın kitabı dururken değil mi? Bu nasıl mukayese edilir mevzular? Önce kitabullah'a bakılır. Kitabullah ne derse o esastır. Peki aynı kitabullah'a Peygamber Efendimiz bakmış aleyhissalatü vesselam. O olayda sahih hadisleriyle bizden farklı düşünüyorsa kime uyacağız? Ben bir hadiseye bakıyorum. Kitabullah'tan bir iştihat, değil mi? bir karar, bir kayde... veya bir fikir ve düşünce çıkarıyorum. Aynı olay ve hadisata Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kitabullah canibinden bakmış. O da sahih hadislerinde benim düşüncemin tersine veya farklılığına bir ifadede bulunmuş. Kime uyacağız? Kendi kanaatime mi? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam kitabullah'tan anladığı sahih hadislerine mi uyacağız? İşte bu sebepten dolayı üstadımızın cümlesini bir daha söyleyelim. Akıl ve nakil taarruz ettiği vakit yani çatıştığı vakit akıl esas itibar nakil tevil olunur ama o akıl senin benim onun bunun değil İşin erbabının, ehlinin aklıdır. Bir hastaya iki tane tabibi hazık nezle dese, yüz farklı meslek ve meşre sahibi insanlar farklı hastalıkta ittifak etseler, kime uyacağız? O sahada erbab olan, işin, mesleğin değil mi? İhtisasını yapan ehil insanlara uymak dinin vecibesidir.